31 Mart'ta iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi tekrarlandı. Tekrarlanan seçimi CHP adayı Ekrem İmamoğlu 800 binden fazla oy farkıyla kazandı. Seçime katılım oranı %84.5 oldu. Ekrem İmamoğlu 4.741.868 kişinin oyunu, Binali Yıldırım ise 3.935.453 kişinin oyunu aldı. Yüzde bazında ise İmamoğlu'nun aldığı oy %54.21, Binali Yıldırım'ın aldığı oy da %44.99 oldu. Resmi olmayan sonuçları YSK Başkanı Sadi Güven açıkladı. Kayıtlı seçmen sayısı 10.560.963. Oy kullanan seçmen sayısı 8.925.063. Geçerli oy 8.746.464. Geçersiz oy 178.599. Katılım oranı ise %84.5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar: Ekrem İmamoğlu 4.741.868, %54.21. Binali Yıldırım 3.935.453, %44.99. Yaklaşık 3 ay sonra yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ilk açıklamasını Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptı. Maalesef demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Detaylarına girecek değilim. Ama saatleri durdurarak zamanın akışını asla ve asla önleyemezsiniz. Gerçekleri de üzerini örterek asla ve asla gizleyemezsiniz. Bu yeni sayfada İstanbul'da artık adalet, eşitlik, sevgi, hoşgörü olacak, israf, şatafat, kibir ve ötekileştirme bitecek. Bugün 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi tazelemiştir. İmamoğlu konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslendi. Yasal sürecin tamamlanmasının ve mazbatanın alıp göreve başlamamızın ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerimizi de aktarmak, aynı zamanda görüşlerinizi de almak, sizi en kısa zamanda ziyaret etme arzu ve talebimi buradan size iletiyorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun da altını çiziyorum. Seçim Koordinasyon Merkezi'nden Beylikdüzü'ne geçen İmamoğlu burada kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Bugün demokrasiyi tamir ettiniz. Yaşa İstanbul! Yaşa İstanbul! Altı Mayıs'a o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz. Artık gülelim, öyle değil mi? Size layık olmak için çok çalışacağız. Ben hepinizin huzurunda, bütün İstanbul'un huzurunda sevgili eşime, çocuklarımın hepsi yok burada ama oğullarıma, ama ben İstanbul'un gençlerini, evlatlarım kabul ediyorum. Berkay'a yürekten teşekkür ediyorum. Öte yandan İmamoğlu'nun seçimi kazanması İstanbul genelinde kutlandı. Kentin çeşitli yerlerinde sokağa dökülen vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturdu. Saraçhane'deki Büyükşehir binası önünde toplanan vatandaşlar da kutlama yaptı.